Tekrar Vuforia sayfasındayız. Vuforia web sayfasında artırılmış gerçeklikle ilgili çalışmalara başlayabiliriz. Vuforia web sayfasında login olduktan sonra bazı ayarlar yapmamız gerekiyor. Develop menüsüne girerek görmüş olduğunuz butona tıklıyorum ve Develop menüsündeki Get Development Key butonunu tıklıyorum. Ekranda görmüş olduğunuz kutucuğa bir isim yazmanız gerekiyor. Lisans ismi deneme 1 olarak yazıyorum. Lisans ismi verdikten sonra sol taraftaki kutucuğu tıklıyorum ve Vuforia'nın şartlarını kabul ettiğimi beyan ediyorum. Aynı zamanda aylık kazancımın belirtilen rakamın üzerinde olmadığını beyan etmiş sayılıyorum. Bu rakamın üzerinde gelir elde etmeye başladığım zaman Vuforia'dan ücretsiz olarak artık yararlanamayacağım. Yani bu beyanatla Vuforia'yı ücretsiz olarak kullanma hakkını elde ettik. Gördüğünüz gibi lisans anahtarımız oluştu. Ekrandaki kodlar Unity için lisans menajerimiz. Bu kısımlarda özellikle dikkatli olmamız gerekiyor. Hata yaptığımız takdirde artırılmış gerçekliğimiz çalışmayacaktır. Birinci işlemden sonra ikinci işleme başlıyorum. Target Manager'ı tıkladım. Target Manager'da bir database hazırlamam gerekiyor. Add Database diyerek burada database'ime isim vermem gerekiyor. Ayrıca device kutusunun işaretli olması gerekiyor. Database'ime deneme bir database ismi vererek create butonuna basıyorum. Bir sonraki işlemde deneme bir database'e basarak imaj target'ları yüklemeye başlıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda 5. 6. videodayız. Artırılmış gerçeklikteki hedefe ulaşmak için birçok ayar yapmamız gerekiyor. Unity ayarları, Vuforia ayarları, Android ayarları, APK ayarları. Bu uygulamaları defalarca yaptığımızda bütün her şey pratikleşecek ve daha hızlı bir şekilde yapabilir hale geleceğiz. Bu uygulamaların kalıcı olmasını istiyorsanız bütün uygulamaları tek tek yapmanız gerekiyor. Deneme bir database'inin içindeyim. Sol tarafta gördüğünüz Add Target butonuna basıyorum. Bu sayfayı biraz açıklamak istiyorum. Artırılmış gerçeklik uygulamalarında genellikle cep telefonu bir resme bakar. Resmi gördüğü anda bir animasyon oynamaya başlar. Bu sayfada cep telefonumuz hangi resmi gördüğü zaman animasyonumuzun başlamasını istiyorsak o resmi buraya yüklememiz gerekiyor. Browse butonuna basarak eklemek istediğim resmi seçiyorum. Klasörümde birçok resim var. Gördüğünüz gibi iki adet kedi resmi var. Çözünürlük olarak birisi diğerinden daha büyük. Sol taraftaki kedi resmi 195'e 259 çözünürlüğe sahip. Diğer resmimiz 472'ye 627 çözünürlüğe sahip. Bu iki resimden acaba hangisini kullanmalıyım? İki resim de aynı fakat çözünürlüğü farklı. Şimdi buna bir göz atalım. Width kısmına 10, 100 gibi herhangi bir sayı yazabiliriz. Name kısmına da API dosyası otomatik olarak oluşturulacak. Kedi, imaj, API gibi isim verebiliriz. Add butonuna bastım ve gördüğünüz gibi kedi, imaj, API dosyam ekranda ve resim kalitesi olarak rating kısmında 5 yıldızı kaptı. 5 yıldız resmin kalitesi hakkında bize fikir veriyor. Resmi tıklıyorum. Evet, kedimiz geldi. Show Features kısmında artırılmış gerçeklik uygulamasında cep telefonumuzun kedi üzerine görmek istediği noktalara bir göz atalım. Evet, bu noktalar çok önemli arkadaşlar. Cep telefonumuz bu noktalara odaklanacak. Bu noktaları gördüğü anda animasyon doğrudan başlayacak. Noktaların sayısına göre yıldız değerlendirmesi ortaya çıkıyor. 3 yıldız olsaydı nokta sayısı az, resim kalitesi kötü demekti. 5 yıldızı alabilmek için resmimizin temiz, net, biraz da karışık yani bir dikdörtgen kutu koyduğumuz zaman yakalayacağı nokta sayısı az olacaktır. Bir kedinin üzerinde aslan, kaplan, leopar gibi desenli bir
şekil olduğunda ise yakalayacağı nokta çok fazla olacağı için 5 yıldızı verecektir. Çözünürlüğü küçük olan kedi resmini seçseydim, yıldız sayımız 4 ya da 3 olacaktı. Bundan dolayı çözünürlüğü büyük olan resimler kullanmak daha faydalı. Bu noktadan sonra Vuforia'da yapacağım iki işlem kaldı. Birincisi, sağ taraftaki Download Database'i tıklayarak bir database dosyasını download etmek ve o database dosyasını Unity içinde açmak. Diğer bir işlem ise Lisans Manager'da. Lisans Manager sayfasındaki kodu alarak bu kodu Unity içerisinde kullanmak. Download Database butonuna bastığım zaman gördüğünüz gibi seçenek sunuyor. Unity editörü seçmem gerekiyor. Daha sonra Download butonuna basarak dosyayı bilgisayarıma indirmem gerekiyor. Dosyamız download edildi. Bilgisayarımızda bunu kolay ulaşabileceğim bir yere almak istiyorum. Dosyayı masa üstüne kopyalıyorum. Şimdi Lisans Manager'a gidiyorum. Deneme 1 dosyamı tıklıyorum. Gördüğünüz lisans anahtarını seçiyorum ve Ctrl C ile kopyalıyorum. Vuforia sayfasında yapmam gereken işlem bitti. Buraya kadar yaptıklarımı lütfen siz de uygulayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.